Bodrum Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binası'nın açılış törenine hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitim şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna... Ancak uzun bir zamandır kullanılmayan bina, Bodrum Belediyesi'nin ciddi ve titiz çalışmasıyla birkaç ay gibi kısa bir sürede Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binası olarak kullanıma hazır hale getirilmiş. Malum Halk Eğitim Binamızın bir taşınma durumu vardı. Yeni projemiz de onaylandı ama yine bu geçici sürede sağ olsun değerli belediyemiz ve Erdem Başkanımız İksos bize sponsor oldular bu konuda. Böyle güzel bir binayı oluşturdular. Bayağı atıl bir durumdaydı. Ben de ilk halini gördüm. Çok da güzel olmuş. Sayın Kaymakam, biz Halk Eğitim bünyesinde senede 20 bin öğrenciye yakın kurs veriyoruz. Bu sene hedefimiz 25 bin ulaşmaktı ama pandemi biraz bizi yavaşlattı. Ama bu bize de yaradı. Bu hijyen kurslarında bu sayıyı bayağı bir arttırdı. Daha çok hobi kısmı olsa da Halk Eğitimlerin bizim önemli olan iş yeri kurslarımız da var. Bunlara ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Mesela burada da en güzel örneklerinden biri yiyecek içecek bölümü. Şu anda kursiyerler de karşımızda. Bodrum biliyorsunuz bir turizm memleketi olduğu için, turizm kenti olduğu için buradan otellere de çok sayıda kursiyerlerimiz yerleşiyor. Özellikle Halk Eğitimi Müdürlüğümüzle biz çok önemli çalışmalar imza atıyoruz Sayın Kaymakamım. Yıllardır, yani bu bizim dönemimizde değil, bizden öncesinde de devam eden bir konu. Özellikle halk eğitimimizin kurslarına ev sahipliği yapıyoruz, mekan sağlıyoruz onlara. Şu andaki Halk Eğitim Müdürlüğü binası da yine bizim belediyemize ait bir yerdeydi ama tabii yetersizdi ister istemez. Yeni binanın da yapılacağı konusunda tabii ki biz de bilgi almıştık. Ancak o yapılana kadar en azından halk eğitimimize hak ettiği şekilde düzgün bir ofis ortamı yaratmak için biz de arayış içerisindeydik. Sağ olsun Milli Eğitimimizin Halk Eğitimimizin yönlendirmesiyle sevgili sponsorumuz, hayırseverimiz diyelim, Erdem Şen bu binanın inşaatına başladı. Çok önemli bir yatırım çünkü yetişkin eğitimi, yaşam boyu eğitim çok büyük bir önem kazanıyor. Çünkü insan ilkokulda, ortaokulda, üniversitede öğrendikleriyle yetinmemeli. Yani ömrünün sonuna kadar öğrenmeye devam etmeli. Bir taraftan da tabii ki meslek kazandırmak da çok önemli. Özellikle kadınlarımız için. Yani kadınlarımızın sosyal hayata, iş hayatına atılmaları, ekonomik hayatın içinde yer almaları bizim için çok çok önemli. Bunun için hem onlara mekanlar sağlamalıyız belediye olarak, hem bir taraftan da üretimlerini değerlendirebilecekleri satış alanları, pazar da sağlamak zorundayız. Kadınlarımızın kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması bizler için çok önemli. Tabii Halk Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten önemli bir görevi ifa ediyor. Binlerce kurs, binlerce öğrenci ve ciddi bir faaliyet. Tabii böyle yaygın eğitim faaliyetini gerçekleştirmek için de ciddi mekanlara ihtiyaç var. Maalesef bizim halk eğitim binamız, sağ olsun belediyemiz vermiş ama çok yetersizdi. Bu geçici sürede buranın onarılması, hiç olmasa yenisi yapılıncaya kadar burada hizmet görülmesi bizi biraz rahatlatacak. Ama asıl müjdemiz tabii yeni binanın yapılacak olması. Çünkü bu kadar geniş bir kitleye hitap eden bir kurumun ciddi bir hizmet binasına ihtiyacı var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.